Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Kur'an diyor ki, aleykum enfusekum, manay fiil, siz kendinize bakın, kendinizi sık sık gözden geçirin. Aleykum enfusekum, la yadhurrukum men zalle izehtedeytum. Dalalet, sapıklık, zulüm, tagallüp, tahakküm, temellük, kıyımcı, bunların size musallat olması bir yönüyle, eğer siz hidayette iseniz, doğru yolda yürüyorsanız bunlar size zarar vermezler, veremezler. Bugün yaptıkları şeyleri iade etme mecburiyetinde kalırlar. Gasptır, hırsızlıktır, irtikaptır, ihtilastır, haram helal bilmemezliktir, Allah tanımama küstahlığıdır. Bu açıdan da küstahların küstahlığına aldırmayın. Zalimlerin zulmüne takılıp kalmayın. Kendinizi gözden geçirin. Hasibu enfusekum kabla en tuhasabu. Ciddi bir hesap günü, hesaba çekilmeden evvel ne eksiğimiz var? Ne eksiğimiz var ki bu zalimane kılıçlar, balyozlar, tokmaklar kafamıza inip kalkıyor deyin. Öyle derseniz size tevbe kapıları, inabe kapıları, evbe kapıları, kale kapıları gibi açılır. Ve içeriye girdiğiniz zaman kendinizi ferih, fahur bir iklimde bulursunuz. Allah'ın himayesinde bulursunuz. Men kâne lillâhi kâne allâhu leh buyuruluyor. Kim Allah için yaşıyorsa Allah da onun içindir. Onun için kibari kelam olarak hep demişler. Allahümme kun lena ve la tekun aleyna fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina. Allah'ım bizim için ol. Bütün işlerimizde, bütün davranışlarımızda Allah'ım aleyhimizde olma. Kun lena ve la tekun aleyna fi kulli şe'nina ve fi kulli emrina. Bunu alın. Hadis diye rivayet edilen men kâne lillâh kâne allâhu leh. Onunla irtibatlandırın, örtüştürün. Aynı şey ifade ediyor. Kim hayatını Allah için şayet o işe vakfetmişse, Allah için işliyor, Allah için başlıyor, Allah için görüşüyor, Allah için konuşuyor, Allah için oturuyor, Allah için kalkıyor, Allah'tan başka bütün mülahazalara kapılarını kapatıyor, jaluzilerini indiriyor, attığı her adımını Allah diye atıyor. Onu görüyor, onu biliyor. Yine sermesti cami aşk dediği Mevlana cami geçen de geçti bir münasebetle, onun sözünü de alıyor, bir mesnet yapıyor, ona dayanıyor. Onu söylemek, onu konuşmak, onu dinlendirmek, onu görmek, onu bilmek, onunla hemhal olmak, bir yönüyle onun dışında her şeye kapanmak. Aleykum enfusekum, kendinize bakın. La yadhurrukum men zalle izehtedeytum. O şirazeden çıkmış, kanunsuz, kuralsız hareket eden, adalet bilmeyen, kendi mülevves fikirlerini kanun ve kural yerine koyan, onunla masum insanlara eziyet eden, bir sürü insanı ağlatan, bir sürü insanın kanına giren insanlar, bence bunlar yaptıklarıyla dünyada tarih karşısında, öbür tarafta da Allah karşısında hicaptan iki büklüm olacak, inleyecekler. Bence size onlara karşı bile acımak düşecektir. Acıyacaksınız o zavallıları. Din yaşıyorum derken dinin canına kıyanları acıyacaksınız. Din derken, İslamiyet derken, İslam'ın tertemiz direkşan çehresine zift saçanları medyalarıyla, o şom ağızlarıyla onu kirletmeye çalışanları, terör örgütleriyle ortak hareket edenleri
orada iki büklüm olmuş. Allah karşısında başlarını kaldırıp onun cemali ba kemaline bakma imkanını kaybetmiş o derbederleri, o densizleri gördüğünüz zaman içinizde acıma hissi köpürecek, acıyacaksınız. Burada çektiğiniz ızdıraplar değil, orada da gerçekten ızdırap içinde kıvranan, tarih nezdinde ızdırap içinde kıvranan, tarihin sayfalarında, paragraflarında, satırlarında lanetle yad edilen o cebabireyi gördüğünüz zaman siz de üzülecek, iki büklüm olacaksınız. Onun için aleykum enfusekum la yadurrukum men zalle izah tedeytum. İhtedeytum diyor. Tip olarak iftial babından hidayeti tabiatınıza işlemiş, içtenleştirmiş, sizleştirmiş iseniz şayet kimse size zarar veremez. Ama hidayet deyip günde 40 defa da ihtine sıratel müstakim dediğiniz halde hala heva ve hevesinizi kanun, kural sayıyorsanız, hala kendinize ters gördüğünüz insanlara lanetler yağdırıyor, onları şaki gibi, eşkıya gibi gösteriyorsanız, terörist diyorsanız, paralel diyorsanız, hafizanallah, kaybediyorsunuz demektir. Bu türlü şom ağızların esasen döktürtüyü dırıltılardan, hırıltılardan uzak durarak kendimize bakmamız lazım. Aleykum enfusekum. Esas size düşen şey kendinize sahip çıkmak. Evet, Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ey Rabbimiz, bizi hidayet ettikten sonra kalbimizi kaydırma. Doğru bir yola sevk ettikten sonra, hizmet yoluna sevk ettikten sonra bir kısım basit insanların dünyevi yaşayış, ikbal ve istikbal adına, saltanat adına, debdebe adına, saray adına, filolar adına 50 türlü yalan söyleme gibi, 50 türlü ifrada bulunma gibi densizliğe düşmeden sizi, bizi Allah'ım muhafaza buyur. Muhafaza buyur, densizleştirme. Ve huve ma'kum eynema kuntum. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Men kâne lillâh, kâne allâhu leh. Nerede olursanız olunuz, Allah sizinle beraber. Bir yanı şu, ona göre temkinli, teyakkuz içinde tedbirli yaşayın. Amanın aklınızın kirlenmesine, tasavvur dünyanızın kirlenmesine, hayal dünyanızın kirlenmesine meydan vermeyin. Rüyalarınızın bile kirli cereyan etmesine meydan vermeyin. Bir yanıyla böyle. Bu manayı ifade ediyor. Her zaman el-ihsan en te'abdallah ke'enneke terahu fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak. Onun tarafından her an görülüyor olma mülahazasıyla hareket edin. Görülüyor olma mülahazasını gez, göz, arpacık yaparak onu görüyor gibi bir mülahazaya yükselmeye bakın. Üveykler gibi kanat açın. Onu görme ufkuna doğru yükselin. Allah'ın izni inayetiyle bir manada bunu ifade ediyor. Bir manada da Allah sizinle beraberse, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın izni olmadan katiyen size bir şey yapamazlar. Yaptıkları şeyler demek ki o kadar izni varmış. O da neymiş? Cenab-ı Hak size bol bol verdiği imkanları rantablo olarak, hiçbir mülahazaya kapılmadan, cennet sevdasına, huri sevdasına, ırmak sevdasına, köşk sevdasına, villa sevdasına kapılmadan, sadece el-ihlas ve rıdak ve halisel eşk vel-iştiyak mülahazasına bağlı olarak, acaba her anımızı böyle yaşadık mı? Bundan eminseniz, o kulak çekmeleri bence bir yönüyle başkalarının zulmüne verebilirsiniz. Zalimler, biz hiç böyle bir şey düşünmemiştik. Benim aklımın köşesinden huri geçmemişti. Cennet ırmağı geçmemişti. Bir köşk, bir villa geçmemişti. Demek ki karşı taraf zulmediyor. Yok, buna kadar bakın. Buna kadar bir makam, bir paye, bir beklenti, el-ihlas ve rıda
ve halisel ishk vel istiyak, o yüksek mülahazanın mümin için bir gayeyi hayal, filenki ifadesiyle bir ideal olma, bir mefkure olma, bunun dışında başka mülahazalara takıldıysanız, şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle böyle müşarun bil benan olalım, bunca okul açmışlar, bunca diyalog köprüleri kurmuşlar, aklından hafif geçtiyse, sen bir yönüyle ubudiyetini kirlettin demektir. Allah'a karşı kulluğunu kirlettin demektir. Kirliliğin seylaplar halinde aktığı bir dönemde, arkadaşların bundan eteklerini kirletmeden sıyrılmalarının çok zor olduğunu biliyorum. Egoizma, egosantrizma, bir yönüyle narsizma başını alıp gittiği bir dönemde bu türlü levsiyatı paçalarına bulaştırmadan hayatını sürdürme çok zordur, biliyorum. Herkes levsiyat içinde geziyor ve gayet normal görüyor. Bağışlayın, gırtlağına kadar pisliğe saplanmış. Haram yiyor, haram içiyor, yalan söylüyor. Allah akıllarını başlarına getirsin. Münafıklar peygamber olduğu dönemde bile bir sürü saf Müslümanları bile arkalarına katıp sürü gibi sürüklemişlerdir. Kesrete bakıp aldanmayın. Kıymet kesrette değil, keyfiyettedir. Gerçek mümin olmadadır. Kalla bel tuhibbûne l-âcile ve tezerûne l-âhire. Onlar hayır hayır, dünyayı ahirete tercih ettiler. Saltanatı, villayı, yalıyı, maaşı ahirete, Allah'ın rızasına tercih ettiler. Hidayete kabiliyetleri varsa, hala azıcık Allah'la münasebetleri varsa, Cenab-ı Hak takviye ederek hidayetin hakikatine ulaştırsın. Kendi keremiyle, rahmetinin engilliğiyle, fazlının vüsatiyle Cenab-ı Hak onları da bütün bütün mahrumin, mağzulin, merdudin, mağdubin aleyhimden eylemesin. Amin.